Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak biz şu anda unutulmuşa yüz tutmuş sanat dallarından bir tanesi olan halı dokumacılığını burada ifa etmekteyiz. Amacımız burada üretilen halıları piyasaya sunmak, bunlarla elde edilecek gelirleri kurumumuza ve kursiyerlerimize bir kazanç haline getirmek. Şimdi buraya kayıt olmuş ve bizimle çalışmaya başlayan hanımefendilere biz bakanlığımız ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile beraber ortaklaşa bir protokol çerçevesinde biz 34 tane proje imzaladık. Bu 34 projenin içerisinde halıcılıkla da ilgili iki projemiz vardı. Bu projeler çerçevesinde biz şu anda günlük olarak geleneksel el sanatları dallarında bir tanesi halı dokuması olduğundan dolayı günlük 40 lira her gelen hanımefendiye, kursiyerimize ücret ödemekteyiz. Bu da şu anlama geliyor. Bu harçlık onların geliş gidişini karşılamış oluyor. Ayrıca ailelerine bir katkı sağlamış oluyoruz. Teminlik malzemesini biz sağlıyoruz. Yani kursiyerimizin cebinden herhangi bir şey çıkmıyor. Hatta katkı yapmış oluyoruz. Evet, şimdi hanımefendiler burada bir sanat dalını icra ettikleri gibi bir sanatı öğrenmiş oluyorlar. Bu sanatın her bir sanatın bir getirisi vardır. Yani bu da isterlerse ileride kendi evlerinde veyahut da kendi iş yerlerini de açıp bununla ilgili çalışmalar yürütebilirler. Bununla ilgili ciddi bir piyasa var. Türkiye'de el dokuma halıcılığıyla ilgili ciddi bir piyasa var. Halı dokumayı çok merak ediyordum. Ayrıca boş zamanımı da değerlendirmek istedim. Halı dokumayı öğrendikten sonra alacağım sertifika ileriki zamanlarda değerlendirmeyi düşünüyorum. İlk başta hiç bilmeden sıfır bir şekilde geldim. İşte ufak ufak bir aydır eğitimimizi hocamız sayesinde alıyoruz. Bu şekilde devam ediyor günlerimiz. En azından kafamız dağılıyor. Psikolojikman düşünmüyoruz çünkü sürekli halıya verdiğimiz için kendimizi günlük olaylardan biraz uzak kalıyoruz kafa olarak. Mutluyum. Geldiğim için çok mutluyum. Unutulmayı yüz tutmuş, halı dokuma unutulmayı yüz tutmuş bir geleneksel bir sanat dalı. Burada işkur desteğiyle birlikte en azından günlük yemeğimizi alıyoruz. Yani yemek ve yol parası şekliyle. 6 ay kadar bir eğitim sürecimiz var. 6 aydan sonra bekleme sürecimiz var tekrar. Bir 6 ay bekledikten sonra tekrar yeni bir kursa katılabiliyoruz. Öyle bir hakkımız var. Bu şekilde devam ediyor. Evet. Evimize en azından günlük de olsa ekmek paramızı götürüyoruz.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait el sanatlarından halı dokuma kursuna geliyorum. Şimdi halı dokuma büyük bir emek istiyor. Özellikle hani bir sıkıntınız varsa, stres varsa onları unutuyorsunuz, halı dokumaya odaklanıyorsunuz. Burada yani halıya önem veriyorsunuz. O yüzden hani bütün sıkıntıları atlatıyoruz. Verilen ücretlerle de işte cep harçlığımız çıkıyor, yol parası, özellikle yemeğimiz, işte her şeyimiz onunla karşılanıyor. Evimize de küçük bir katkıda bulunuyoruz. Müdürümüz Haydar Aktar'a teşekkür ederiz bundan dolayı kursu bize açtığı için. İlerlemeyi düşünüyorum. Buradan aldığımız sertifikaları değerlendireceğiz. İleriki dönemlerde belki kendi iş yerimizi açacağız, belki kendi öğrencilerimiz olacak. O şekilde değerlendirebiliriz.